Efendim Sahrap'la Bir Yemek Masalı YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi ben bir Sırbistan'a gittim, bir de Novi Bazar'a geçtim. Orada Paprika Pavlasi denilen, Türkiye'de de Soko olarak bilinen Boşnak turşusu, Yugoslav turşusu, Arnavut turşusu olarak da bilinen bu biberli yoğurtlu turşuyu çok sevdim. Kaymaklı turşu da, biberli kaymaklı turşu da diyebilirsiniz. Oradan aldım. Bir kilo kadar da Novi Bazar'dan aldığım bu Yugoslav biberi ya da Arnavut biberi ya da Boşnak biberi dedikleri biberlerden getirdim. Şimdi niye? Çünkü bunlar kalın etli. Bunların lezzeti çok farklı. Hani bizde Charleston'la bu lezzeti vermiyor. Kıl biberle bence hiç vermez. Kırmızı biberle deneyebilirsiniz kapya biberle ama şöyle Bulgar biberi de derler, bunu hatırlıyorum. Bu kalın etli biberler çok iyi oluyor. Çünkü biberin tadını da alıyorsunuz. Şimdi bir kilo kadar biber. Ben bunları ayıkladım. Sonra böyle iri iri içine doldurmaktansa böyle doğradım iri parçalar halinde. Böyle kullanacağım. Yaklaşık 300 gram kadar süzme yoğurt. Aslında tamamen kaymak ve peynirle yaparlar ama nerede bizde onların kaymağı, müthiş lezzetli. Onun yerine onların sıvı kaymak da dedikleri bizim kremalar var ya küçük kutularda. Onlardan 200 mililitre. Sert, güzel keçi peyniri de çok yakışır ama lor vardı bende. 150 gram kadar lor kullanıyorum ve bir de süt tabii ki. Sütü hafif ılıtın dediler. Ben de hafifçe ılıttım. Bu tarifi bana Emine Kahraman Hanım yolladı. Bir Boşnak hanımefendi. Emine Kahraman'a da buradan teşekkür ediyorum bu tarifi yolladı diye. Şimdi ne yapacağız? Biberleri şu gördüğünüz kabın içine koyacağız. Tuzlayacağız. Şu gördüğünüz iri tuz. Biraz dövdüm bunları. Ama yine de iri olmuş. Şöyle karıştıralım. Sonra bir süzgeç üzerinde suyunu süzülmeye bırakacağım. Birkaç saat yeterli. Ondan sonra da bunları suyunu iyice süzdürdükten sonra kullanacağız. Efendim biberleri böyle 2-3 saat kadar bekletiyorsunuz. Çok az da olsa suyunu verdi. Bir gece önceden bekletsek daha çok suyunu salar. Ve böyle biberin suyunu salması iyi bir şey. Çünkü bu kaymaklı biber turşusunu ya da yoğurtlu biber turşusunu sulandırabilir. Bu ilk yapışımız. Bir dahaki yapışımızı çok daha iyi yapacağız. Şimdi 300 gram kadar süzme yoğurdumuz vardı biliyorsunuz. Sıvı kaymak dedikleri 200 mililitrelik ben kremayı kullanıyorum. Kremayı kullanmak istemiyorsanız da süzme yoğurdu arttırın. Birazcık da şöyle peynir sert rendeleyin. Krema katmayabilirsiniz de. Şimdi bunları karıştırmaya devam ediyoruz. Bir taraftan da 150 gram kadar lor peynirim vardı. Lor peynirimi de karıştıracağım. Böylece kaymaklı ya da yoğurtlu biber turşusu hazırlayacağız. Şimdi size bir şey diyeyim mi? Bunun tadını çok merak ettim. Muhteşem bir lezzet. Krema, lor peyniri ve süzme yoğurt. Böyle bir krem peynirden de daha lezzetli. Bunun üstüne düşünsenize sabah kahvaltısında biraz zeytinyağı, kırmızı pul biber gezdirip banıp banıp yiyebilirsiniz. Şimdi şuraya bir kat biberimizi şu 5 litrelik kavanoza koyduk. Bir kat. Sonra bu iç harcı. Bunu da böyle üzerine şöyle azar azar gezdirelim. Ve sonra bir güzel yedirelim. Böyle kat kat dizmeye devam edeceğiz. En sonunda da bu gördüğünüz ılık sütü üzerine dökeceğim. Çünkü süt mayalandırıyor ve süt de düşünsenize siz yoğurt, süt hepsi fermente oluyor ve probiyotikleşiyor. Bu tarife bayıldım. Allah'ım inşallah tutturacağız tarifi diye düşünüyorum. Şimdi sütü koyuyorum ama şu kaşıkla da içine geçmesi için şöyle birazcık, bakın altına kadar süzülüyor. Tekrar bastırdım. Tekrar birazcık alta geçsin diye sütten koyuyorum. Böyle yavaş yavaş süt koyma zamanı böyle. Şöyle birazcık daha bastıralım efendim. Evet.
Şimdi üzerini tıpkı zeytinyağıyla bir turşunun üzerini kaplar gibi ya da dereotuyla sütle kapladık, ağzına kadar koyduk. Tamamen kapatalım. Evet, altında bir tepsi karanlık ve çok sıcak olmayan bir yerde bekleyecek. Veya siz buzdolabına da koyabilirsiniz. Bu ilk yapışımız, denememiz. Bakalım nasıl olacak. Bir tane de küçük kavanozum kaldı. Onu da bitireceğim. Ondan sonra bitecek. Efendim, sağlıkla geçsin ömrünüz. Sohbetleriniz hep neşeyle ve mutlulukla olsun. Sofralarınızdan da bereket eksik olmasın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.